Evet başkanım, takımımız Antalya'da yarınki maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Tabii bir yıllık emek var. Çok çalıştık buraya kadar. Ama artık şunu söyleyebiliriz. Yani burada 8 tane takım oynayacağız. Hepsi de birbirinden kuvvetli takımlar. Biraz artık klasik hale geldi ama herkes eşit gibi görünüyor sahalarda. Ben şunu söyleyeceğim. Burada artık kim kazanırsa onu alkışlamamız lazım. Tebrik etmemiz lazım. Yani biz ve takımımız, teknik kadromuz görevini yapmıştır gözüyle bakıyoruz. Çünkü lige başlarken biz playoff hedefiyle başladık ve onu araştık. Tabii buraya gelmişken niye şampiyon olmayalım diyoruz ve onu kazanacak gücümüz de var. Ama 8 takımın olduğu ve sadece bir takımın çıkacağı yerde kaybedersek de çok üzülmememiz lazım. Kendimizi bir yandan ona da motive ediyoruz. Çünkü her şey olabilir. 8 takımın olduğu yerde birinci çıkmak hiç kolay değil. Mücadele edecek çocuklar. Biz de onların yanında destek vereceğiz. Nasip olursa inşallah buradan 28 Temmuz'da Trabzon'a bir kupa ekmeği çok istiyoruz. Ama olmazsa da yine de ben çocukları şimdiden tebrik ediyorum. Ellerine yine yaptılar ve bir alkış hak ettiler. Peki başkanım, Trabzon'da uzun yıllardır Trabzon'un birincilikte bir takımı yok. Eğer birincilike çıktığımızı düşünürsek, çıkacağımızı düşünürsek, oradaki boşluğu nasıl olacak? Oradaki hedeflerimiz neler olacak? Yani gerçekten çok büyük bir eksik var o anlamda. Daha önce 1461 Trabzon bu açığı kapatıyordu. Ama malum o artık yok o takım. Yani buradaki ana amaç Trabzonspor'a katkı sunmak. Çünkü bizim takımımız Trabzonspor. Bu yüzden orada bir takım olması çok önemli. Biz oluruz ya da başkası olur ama bir takım olması lazım. Bir de ki Trabzonspor'a ciddi anlamda oyuncu desteği sağlayabilsin. Yani şu an Trabzonspor rezerv takımı düşünüyor. İdeal bir rezerv takımı gibi olur bu takım. Rezerv takım olmaz ama ona destek veren bir takım olur tabii ki. Çok katkı yapar Trabzonspor'a. O takım da Trabzonspor'dan çok katkı alır. İki taraf birbirinden menfaatlenebilir bu arada. Umarım böyle bir şey olur ama bu sene olmazsa zaten biz hedefimiz devam ediyor. Bu sene inşallah olur ama olmazsa seneye bu hedefe doğru yürümeye devam edeceğiz. Peki başkanım, son olarak sosyal medyada son günlerde takımımıza karşı bayağı bir ilgi var. Özellikle Trabzonspor taraftarlarından. Taraftarlarımıza neler söylemek istersiniz? Ya, teşekkür ederim önce bu ilgiden dolayı. Bunu ben de yaşıyorum. Çok arıyorlar bizi. Maç kaçtı, televizyon yayını var mı? İnşallah yenersiniz gibi. Bu demek ki biz bu süreci güzel yönettiğimizi gösteriyor. Çünkü biz hep şunu söyledik. Biz Trabzonspor'uz dedik. Trabzonspor'un evladıyız, yavrusuyuz dedik. Bizi ayrı görmeyin dedik. Çünkü misyonumuz hep aynı onunla beraber. Böyle de olması beni çok mutlu ediyor. Tabii bu bize aynı zamanda bir de sorumluluk yüklüyor bu esnada. Şimdi Trabzonspor'un sıkıntıya gelen bir şampiyonluğu var. İnşallah son iki maçta her şey gönlümüze geçer ve Trabzonspor da şampiyon olur ama olamazsa burada bize sorumluluk da yüklüyor. Bu da bizi biraz geriyor işin doğrusu. Tabii burada bize de bir şampiyonluk misyonu yüklendi. Umarım en azından burada bir teselli, şampiyonluk tesellisi alırız. Trabzonları bir nebze olsun mutlu ederiz.